Abdullah ibn Ebi Efa radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif Taberani'de var. Ahmed bin Hanbel'de muhtasaran zikrediliyor. Bazı tahrişlerde daha uzun bir kıssa olarak anlatılıyor. Heysemi Mecmu'u Zevati İbni Kesir, meşhur İbni Kesir'in tefsiri olan Camiül Mesanid ve Sünen diye bir kitabı var. Bende de var, bu çok büyük bir raflara sığmıyor yani. Ondaki hadislerde de bu geçiyor. Efendim, bu hadis-i şerifin hulasası şöyle. Ensar-ı kiramdan, yani Medine-i Münevvere halkından ve sahabe-i kiramdan oluyor tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğuna göre, onu bir kere gören sahabe olduğuna göre Müslüman olarak, bir genç delikanlı, tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gençler, yetişen gençler oldu 10 yaşında. Sahabe oluyor işte İbn Abbas, 10 yaşlarındaydı mesela. Ondan sonra Ensar'ın çocukları, Muhacir'in çocukları, gençler hep sahabe oldular. Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmain. Bu gencin adı Alkame. Bu çok ibadetli bir delikanlı imiş. Taat yolunda namaz, oruç, sadaka, o kadar hayrat, hasenat genç yaşında yapıyor imiş. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş yani, sohbetinde bulunmuş onlar. Da ne beklenir? Sonra hasta oluyor. Hastalığı şiddetleniyor. Evlenmiş. Tabii o toplumlar genç evleniyorlar zaten. Sünnet seniyede genç evlenmek. Eşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber gönderiyor. Adam gönderiyor. Benim kocam Alkame can çekişiyor. Vefat etmek üzeredir. Sana bildirmek istedim ya Resulullah durumunu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin ölüsüyle ilgilenir, dirisiyle ilgilenir, hastasıyla ilgilenir, her şeyle ilgilenir. İşte bir efendi hazretleri gibi mürşidi kamiller de aynı o sünnete ittiba ederek yani bu kadar on binlerce, yüz binlerce insanın yani her şeyle ilgileniyorlardı mesela. Çünkü mürşidi kamil olmak ayrı bir şeydir. Yoksa bir hoca olmuş, bizim bilmem vaaz ediyorsun, şudur budur. İki kişi bir şey sorsa falan hemen yoruluyorsun. Biri bir şey istedi, bıkıyorsun. İşte efendim kim uğraşacak bu kadar milletle falan. Yani bu hocalık iş değil. Mürşid-i kamillik başka bir şey. Yani her şeyle ilgileniyor. Hastasıyla, cenazesiyle, ölüsüyle, evlenmesiyle, boşanmasıyla, efendim fakiriyle, her şeyle. Bizim efendi öyleydi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte görüyoruz hadislerden hayatını. Aynı, tatbikat aynı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ammar, Hazreti Bilal ve Hazreti Suheyb Rıdvanullahi Mecmain'i gönderiyor. Diyor ki gidin o imbu ileyhi ve lekkinuhu şehadete gidin ziyaret edin ve kelime-i şehadet telkin edin. Madem vefat ediyor artık yanında vefat eden kişinin ısrar edilmeden, baskı kurulmadan sesli sesli kelime-i şehadet okunacak ki o da hatırlasın ahir kelamı kelime-i şehadet olsun. Fecaü ileyhi fevecelü fin nez'i geldiler baktılar hakikaten can çekişiyor. Daha ölmemiş. Onlar başladılar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle sesli sesli. Ölenin yanında bu telkin yapılacak. Kelime-i tevhid okuyorlar. Ve lisanu lantıkubya. Fakat o delikanlı Alkame'nin dili söyleyemiyor. Yani şimdi bir var ki komadadır anlarsın. Baygındır, anlarsın. Ama ayık. Ama ayık olduğu için ve konuşabilir durumda yani. Şimdi entübe olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Yani bundan şimdi kelime-i şehadet söyledim yanında da o da söyleyemedi, nasip olmadı falan. Öyle bir nasip olmadı denmez. Çünkü şey değil ki, gücü yok. Duymuyor da. Ama bu şimdi duyuyor. Ve konuşsa konuşabiliyor. Niye işte kelime-i şehadeti söyleyemiyor? Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber gönderdiler. Onlar da onun başını bırakmadılar. Başını bırakma. Hani biz gidelim geri bu zaten kelime-i şehadet söylüyoruz. Adam duydu yok. Veyahut da bunun hali nicedir. Demediler çünkü oraya. Siz gidin ona. Telkin yapın buyurulduğu için o işi çözmeleri lazım. Çünkü son dönem ennemel ibretü lil hatim itibar son nefesedir. Yapılan bütün ibadetler son nefeste imansız giden için hapt olur. Sevapları batıl olur. Ama kelime-i şehadetle ölse cennet nasip olur. Hele ki son kelamı. Men kâne âhiru kelâmi la ilâhe illallah dehalel cenne. Son sözü kelime-i tevhid olan cennete girdi. Onun için önemli bir nokta.
Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem, hel min ebevey ahadun hayyun. Bu Alkame'nin anne babasından hayatta olan biri var mı der. Dediler le ummun kebiratüssin, çok yaşlı yani bir koca karı hükmünde annesi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hanım sahabiye tabii o da ona haber gönderiyor. İn kaderti alel mesiri ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve illa fentazri fil menzili hatta yetiyeki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yürüyüp de gelmeye gücün yetiyorsa seni çağırıyor. Yok senin gelmeye gücün yetmiyorsa evinde bekle. Hani bir yere gitme sağa sola ki. O da seni nerede arasın yani. Evinde bekle, o sana gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek sana. Çünkü neden? Çocuğun imanlı ölmesi için uğraşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesinden birinin kelime-i şehadet getirerek ölmesini istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi geliyor. Hanım sahabiye'ye durumu haber veriyor. O da diyor ki nefsi li nefsil fida, benim canım onun canına kurban olsun. En hakku bi, yani o niye gelsin? Ben yürüyebiliyorum. Ona gelmek, gitmek bana yakışır der. Fetevekket, böyle zorla tutundu tabii, o da böyle sapasağlam değil. Ve kâmet alâ asâ, bastona dayandı. Ve etet Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Ve sellemet selam verdi. Ve radde aleyhisselam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamına cevap verdi. Selamını iade etti. Ve kâle lâ, ya ümme Alkamete, ey Alkame'nin annesi, ustukînî, bana doğru söyleyeceksin. Ve in kezeptini, ca'el vahyü minallahi teala, eğer bana yalan söylersen hemen Allah'tan vahiy gelecek. Yalan payın yok. Keyfe kâne hâlu veledi Alkamete, senin Alkama isimli bir oğlun var. Bunun durumu nasıldı? Hali, vaziyeti, ameli, durumu nasıl? Diyor ki ya Resulallah, kâne kethîras salâti, kethîras sıyâmi, kethîras sadakat. İşte o da ne yapsın diyor, çocuğunun iyiliklerini söylüyor diyor. Çok namaz kılardı, nafile namaz, çok oruç, nafile oruç tutar, çok sadaka verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fema hâlûki, senin onunla halin, vaziyetin, durumun nasıldı? O da diyor ya Resulallah, ene aleyhise akıda, ben ona kızmışım diyor. Ya Resulallah, ben ona kızgınım, gazaplıyım diye. Buyurun neden? Dedi ya Resulallah, kâne yüziru zevceti ve asın. İşte bütün mesele bu. Ele karıştın, yere karıştın. Bu evliliklerden sonra çok işler daha çıkıyor. Hanımını bana tercih ediyordu. Hanımını dinliyordu, bana isyan ediyordu. Meseleler yani sahabeden beri. Adem Aleyhisselam'dan beri aynı. İnsan olan her yerde sorunlar aynı. Ama işte dengeyi kurmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu sefer sahabe-i kiram da işte meseleyi merak ediyorlar. Çünkü orada can çekişiyor, ölemiyor. Orada kelime-i şehadet getiremeyen bir durum var yani. Bütün herkes duyan meraklandı şimdi. İnne sehata ümmi Alkamete hacebe lisane Alkamete anis şehadeti. Alkame'nin annesinin oğluna kızgınlığı Alkame'nin dilini kelime-i şehadetten engelledi. Bu iş çözülmeden onun dili çözülmeyecek. Sonra burada ya Bilal, intalik vecma lihataben kesira. Ey Bilal git, bana şimdi çok, buradan sonrasını biraz duymuşsunuz. Odunları yığ bakalım. Odunları yığ. Meşhur yani herkesin konuştuğu eskiden beri anlatılan mesele. Bak sahih kaynaklarda hadis-i şerifte geçiyor. Kadın da bu sefer meraklandı annesi. Dedi ve matas ne oluyor ya Resulallah? Ne yapacaksın? Odunda ne işimiz var şu anda biz? Başka bir şeyden oraya geçtiniz. Buyurdu uhrigu binnar. Ben onu ateşe atacağım, yakacağım. Ne yapacağım? Kimi yakacaksın ya Resulallah? Dedi. Oğlunu yakacağım. Alkame'yi yakacağım. Ateşle yakacağım. Hiç yakar mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Başka bir şimdi iş var. Dedi ya Resulallah veledi la ahtemülü kalbiyen tuharikov binler beyni etey. Hem de senin gözlerinin önünde ateşe atacağım be. Dedi ya Resulallah benim oğlum çocuğumdur. Benim gözümün önünde sen onu ateşle yakmanın benim kalbim tahammül etmez. O zaman ya Alkame, ey Alkame'nin annesi
Sen ona gazaplandım diyorsun. Helallik vermiyorsun. Razıyım demiyorsun. Peki bu ne olacak böyle giderse ahirete? Fe'azâbullâh yeşeddü ebkâ. Burada ölene kadar yanar. Öldükten sonra da acı çekmez. Ama cehenneme girersen ne olacak? Allah'ın azabı daha şiddetli ve daha baki ve sürekli. E sen çocuğunu ahiret azabına gönderiyorsun. Buna rıza gösteriyorsun. Ondan sonra burada dünyada yaktırmam diyorsun. Ahirette yangın yok mu? Ateş yok mu? فَاِنْ سَرَّكِ اَنْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ فَرْضِ عَنْهُ. Eğer sen bir anne olarak Allah Teala senin çocuğunun günahlarını affetsin istiyor musun? İstiyorsun. Bu seni sevindirir mi? Mesrur eder mi? Eder. O zaman razıyım de ya şu çocuğumdan. Razı gel. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ İşte burası bizim mahalli istişadımız, konumuzda delil getirdiğimiz nokta. Benim canım yedi kudretinde olan, tasarrufunda olan Allah'a yemin ederim. لَا يَنْتَفُعَ الْكَمَتُ بِصَلَاتِهِ وَلَا بِصِيَامِهِ وَلَا بِصَدَقَتِهِ مَا دُمْتِ عَلَيْهِ سَاخِضَةً. Alkame bu kadar teheccüd, nafile namaz kıldı ki sahabenin ibadetine kimse dayanamaz. Bu namazlarından fayda göremez. Bu kadar günlerce genç yaşında nefsine gem vurmuş oruç tutuyor Medine'nin sıcağında orada efendim günler oran sıcağı buraya benzemez. Oruç tutmuş. O oruçlarından da fayda göremez. Mal sadaka vermiş yani genç yaşında zordur yani insan. Böyle biraz yaşlanınca falan belki hani şey, gençken böyle paranı maranı dağıt fakirlere falan. Az kişi yapar. Sadakasından da fayda göremez. Eğer sen ona kızgınsan hepsi boşa gitti. Fekalet. O zaman da ya Resulallahi fe inni üşhidullahi teala ve melâketehu ve men hadarani minel müslimin enni kad radîtu an veledi alkamete. Şüphesiz ben Allah-u Teala'yı şahit tutuyorum. Meleklerini de şahit koşuyorum. Ve şu anda bizi dinleyen Müslümanlardan orada bulunan cemaatte hazır bulunan sahabe-i kiramı da şahit koşuyorum. Ben oğlum Alkame'den muhakkak razıyım. Hiç zerre kadar gazabım, kızgınım ne yaptıysa yaptım. Geçmiş olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem intalik ile ya Bilal. Ey Bilal sen şimdi git bakalım. Fenzur ele satun yekule la ilahe illallah. Emla. Bak bakalım Alkame la ilahe illallah diyebiliyor mu? Diyemiyor mu? Yani demeye gücü yetiyor mu, yetmiyor mu? Çünkü dilini annesinin gazabı engellemişti buyurdu. O engel kalkınca konuşması lazım. Rahat okuması lazım. Belki başka sözleri söylüyordu zaten. Kelime-i şehadete özel söyleyemiyordu. Peki. Çünkü buyurdu فَلَعَلَّمُ مَا عَلْكَمَ تَكَلَّمَتْ بِمَا عَلَيْسَ فِي قَلْبِ حَيَا مِنِّي. Şimdi bu Alkame'nin annesi belki benden utandı. Kalbinden razı olmadan dilimden razıyım dedi. Eğer kalbinden razı olmadıysa yine onun dilinin çözülmemiş olması lazım. Onun için sen git bir bak bakalım. Hazreti Bilal gitti. Fentalika Bilal fesem alkame tekulü min dâhilid dâr. Daha kapıya yanaşmadan evin dışından gelirken la ilahe illallah çözülmüş dili sesli sesli kelime-i tevhid okuyor. Daha kapıdan duyuyor. O kadar rahat okuyor. Çünkü okuyabiliyordu zaten. Hazreti Bilal girdi. Orada bulunanlar da merak içinde bekliyor. Hazreti Ammar orada, Suheyb orada, Rıdvanullah el-Mecmain. Bunlar da anlamadılar ki meseleyi. Orada annesi geldi, ne oldu, ne bitti, bir şey bilmiyorlar. Dedi ki ya havla, ey arkadaşlarım. İnne sekattavu me'alkamet. Hacebe lisanu anis şehadeti. İşte bu evvelce gördüğümüz hadise annesinin gazabı dilini şehadetten engellemiş idi. Ve inne rıza etlaka lisanehu. Şimdi annesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı etti. Annesinin rızası onun dilini serbest etti. Ve kelime-i şehadet nasip oldu. Ve o gün akşam olmadan Hazreti Alkame radıyallahu anh, tabii Efendimiz sahabe bu da, o vefat etti. Ama rıza üzere gitti. Onun için Fadalun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesine geldi. Şimdi anası kızgın olsaydı gelir miydi? Gelmezdi. Femara bi gasli. Çabuk dedi cenazesini biz yıkayacağız. Kendi de hazır bulundu. Cenazesini yıkadılar. Ve tekfini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kefenledi ya.
Şimdi bu ne büyük bir bahtiyar. Sümme sallallahu aleyhi, sonra cenaze namazında kıldırdı. Ve hadara defne, sonra mezarına da gitti. Zaten sahabe hep mezarına da giderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Mezarına da gitti. Defninde de hazır bulundu. Sümme kam ala şefir kabrihi. Sonra mezar örtüldükten sonra mezarının başında ayakta durdu ve buyurdu. Elhamdülillahillezî enkazehu minennâr. Bu halkama bu kadar nafile namaz, oruç, sadaka ile beraber cehennemi boylamıştı. Allah'a çok hamd ediyorum ki onu ateşten kurtardı. Neden? İşte annesi razı oldu da. Bak, Allah'a hamd ediyorum ki ümmetimden birini cehennemden kurtardı. Ya maşerel muhacirine vel ensar. Ey muhacirler topluluğu. Çünkü sahabe-i kiram cenaze namazında bütün Müslümanlar, işte camide olanlar, mescitte bulunanlar hazır olur. Defnine de geliyorlar. Onlar ibadete, fazilete, sevaba çok düşkün. Biz cenaze namazı kılmak bir kıyrat Uhud'da kadar sevap. Mezara da gidersen iki Uhud'da kadar sevap. Buhari hadisinde mesela onlar onu kaçırırlar mı? Ey muhacirler ve ensar topluluğu. Men faddale zevcetehu ala ummihi, her kim hanımını annesinden üstün tutarsa, yani çok Müslümanların başı bu işten beladadır ha. Çok Müslümanların başı beladadır. Çünkü yani işte hanımımı razı edeyim, hanımla hoş geçineyim, ondan sonra işim ona düşüyor, işte yemeği o yapıyor, bilmem ne. Çoluk çocuk o bakıyor. Onun için annemden zaten işim geçmiş. Ta anneme çok ihtiyacım olmaz. Annemin bana ihtiyacı olur. Bir de işte annem neyse bir şekilde razı ederiz falan filan. Böyle mülahazalarla birçok Müslüman maalesef hanımını razı edeyim derken annesini üzüyor yani. Üzüyor. Bu çok büyük bir tehlike arz ediyor. Ya siyaseti bil be ya. Bir Müslüman biraz kafası çalışır ya. Biraz siyaset çok. Annene yaptığın bir iyilik, verdiğin bir kaçlık yaptın, aldığın bir süpürge, bilmem şu bilmem. Hanımına deme. Mecbur musun deme ya? Dersen hanımın sana dır 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 dır. Senin de huzurun kaçacak. Hanımın size diş bilecek bir sefer anana surat asacak. Belki de lafta sokar. Şimdiki karılar hiç belli olmaz. Edep medep şey kalmamış gider. Annene senin kaynanam demez. Laf sokabilir. Tehlike var. Oluyor şu anda. Eskiden de o edepler. Eskiden de içinden kaynatırlar. Arkadan kaynatırlar. Mesela yüzüne hiç olmasa bir terbiye et, bir şey var. Şimdi o da kalktı. Mesaj atıyor ya. Instagram'dan bilmem ne çıkıyor. Ay senin bilmem ne diyor. Kaynanasına sövüyor ya. Millet bu duruma gelmiş yani. Ahlaksızlık. Sınır tanımıyor. Sınır tanımıyor. Onun için yani milleti zaten delirttiler yani. Bugün şimdi Instagram'la ilgili bir haber söyledi. İşte biri Amerika'da bunların hepsi aslı da işte orada Facebook bunu incelemiş, onu incelemiş. Yani 3 senedir bilmem araştırma yapılıyor bilmem ne. Bütün gençlerin psikolojisinin bozulması. Instagram'da çünkü işte kendilerini beğeniyorlar, kendilerini bir resim çekiyorlar, tutaklarını böyle yapıyorlar, bir şurasını böyle yapıyorlar. Bir acayip acayip şeyler çıktı şimdi. Bu sefer kendini beğenmeme başlamış. O şimdi bakıyor kendine, ya şu çok güzel, ben böyle değilim falan. Özellikle genç kızlardaki huy bozukluğu, ahlak bozukluğu. Gavurlar söylüyor bunu. Amerika'da bu çıktı. Bugün. Yani bugün haberlere çıktı. Bu evvelce şimdi bugün haberlere çıktı. Amerika diyor ki eyvah ne yapacağız? Diyor bu Instagram'ı kapatacak mıyız? Ne yapacağız? Instagram'a şimdi iltimatom vermiş. Siz diyor ne kadar madde. Yani Amerika düşünün ne kadar materyalist, emperyalist. Onlar bile artık emperyalizmin şeyini yemeye başladılar. Efendim zokasını yutmaya başladılar. Ya diyor kardeşim. Sen diyor burada bu kadar rapor var. Bu kadar kızın şu ahlakı bozuldu. Bu kadar kız evden kaçtı. Bu kadar kız bilmem ne yaptı. Bu kadar kız intihar etti. Şu anda bakıyorlar intiharların ekserisi genç kızlarda yani Avrupa'da, Amerika'da Instagram'dan dolayı psikoloji bozukluğu. Şimdi bunu bugün söylüyor. Şimdi böyle bir toplum var. İntihar ediyor ya. Hiç kalkıp da canına kıyan. Yok şuram şöyle, buram böyle, oram niye böyle değil. Saçma sapan bir şey, düşünceyle canına kıyan bir şey. Annemi tanır. Kaynanamı bilir. Babamı sayar. Yani orada resimleri paylaşıyor. O ona bakıyor. Bu buna bakıyor. Bilmem ne. Hadi ben öldürüyorum kendimi diyor. Durum bu yani. Milleti mahvettiler.
Bunlara hemen böyle izin mi verilmeliydi? Bu kadar bunlar hemen mal bulmuş mağribi gibi atlanılıp gavurların bütün pislikle denenmemiş, edilmemiş. Şimdi bak kendileri denil. Şimdi bak kendileri kapatır, bizimki de kapatmaz. Bizimki de kapatmaz. Niye? Çünkü onlardan bize pis tarafları işlerin gelir. Ondan sonra onlar ya burada yanlış yapmıştık derler. İşi düzelten, bizde ebedi düzelmez. Çünkü bizim millet artık ona sahip, yok özgürlüğüme mani olma bilmem ne, özel hayatıma karışma bilmem ne diye onu efendim devam ettirmek isterler. Halbuki bak millet intihar ediyor. Şimdi Facebook falan diyormuş ki ona, ya sen ne kadar birbirine dedikleri lafları bak, yani insanın gülmesi de geliyor, ağlaması da geliyor. Yani siz ne kadar diyor madde perestsiniz ya. Sanki Facebook maddeci değil yani de. Siz ne kadar paracısınız ya, ne var? Burada millet intihar ediyor. Bu kadar ahlak bozulmuş, bu kadar toplum kaymış gitmiş. Ondan sonra sen hala 3 senedir bu raporu gizliyorsun. Bu Instagram'ın işte şu yayınları, bu bilmem neleri buna sebep oluyor diye bunu açıklamıyorsun. Bu milletin efendim canına kıyan bu kadar insana hiç acımıyorsun. Lan gavur acır mı? Herif parasına bakıyor. İsterse herkes intihar etsin. Parayı cukkalar, o sonra hepiniz ölün der. Adam seni mi düşünecek? Ama şimdi gavurlar birbirine düşmüş. Kurumlar birbirine düşmüş. Ya diyor her şey de para değil arkadaş. Bu kadar da olmaz diyor. Bizim Müslümanlara bile anlatamazsın bu lafı. Gavurlar bile başladı bunu deme. Ya her şey para değil kardeşim. Niye gizliyorsunuz bu ahlaksızlığı? Bu kadar intiharın sebebi Instagram diye. Bunu detaylı şekilde bugün haberler kaç kanalda anlatıyordular. Onun için şimdi bu toplumdan ne bekleyeceksin? Yani zaten bu Instagram'lar falan 5-6 seneyi geçti. Yani internette oldu bayağı bir onu. 10-15 sene Türkiye'de yükselmeleri 5-6 senedir. 10 sene diyelim. Ama hiç tanımıyorsun artık. Çoluğu çocuğu tanımıyorsun. 2 yaşında çocuğun, 3 yaşında çocuğun artık kabiliyetleri, konuşma tarzları, şekilleri torunlarımızda görmeye başladık. Yani böyle bir şey yok. Tabii iyi de iyi tarafı da var. Kötü tarafı da var. Onun için yani şimdi insanlardan hangi ahlakı, hangi kültürü, hangi örfü, hangi adeti, hangi anane bunları bekleme artık. Şimdi Allah, peygamber, ayet, hadis, helal, haram, cennet, cehennem bunların üzerinde duracağız. İmanı olan kendine bir çeki düzen verecek. Ahiret var, cehennem var. İmanı olmayanın zaten sınırı yok. Onun artık yani eskiden gavurlar da solcudur, komünisttir, bilmem feministtir. Yani hakikaten ateisttir, deisttir. Ama bir babasından, dedesinden görme, 30-40 sene evvelki söylüyorum. Bir el haya minel iman tabii. Haya iman alametidir de illa imanın delaleti değildir. Alametidir. Çünkü Müslüman da haya olur ama bazı insan edepli olur, gavur da olabilir. Yani bazı gavurlar da hayalı oluyor. Ama şimdi Müslüman da haya yok ki. Gavurdan bekleyeceksin. Tamamen çürüdü bitti. Moruk diyor annesine ya. Nenesini bilen koca karı moruk. Hareketler görsen, el hareketi, kol hareketi, sövmeler. Allah Allah. Onun için şimdi tabii bu şeyden Müslümanların da etkilenmemesi mümkün değil. Hacı abi, hoca abi ömreye kaç gelmiş, hacca gitmiş. Müslüman zenginler de bayağı oluştu şimdi biraz. Bu Taha Özal'dan beri özel zenginler, ondan sonra bu hükümetin de zenginleri olabilir. Bunlar türedi zenginler. Bunlar herkes bir araba, jip falan, başörtüler çok var. Ama biri demez ki kocasına ya anneni hoş edelim. Mesela. Biri demez ki ya burada bak sence cehenneme gidersen bu bana da dokunur. Onun için sen anneni razı et. Ben her türlü senden razı olurum. Falan filan. Bir tane kadın Müslüman kadınlardan vardır belki de ben duymadım ya. Yani kocasına nasihat etsin ki anneni hoş edelim diye. Böyle bir şey duyduk mu ya? Yani bu kadar sene bu milletin içindeyim yani. Ama durum bu. Sadece başörtüyle, çarşafla, sakalla, cübbeyle İslamiyet tamamlanmıyor. İslamiyetin tamamı ahlak. Ben gece teheccüde kalkıyorum. Tarikat dersi kazam yok. Alkame nasıldır radıyallah? Namaz çok, sadaka çok, oruç çok. Hep bundan nafileden bahsediliyor. Farzda zaten insan methedilmez. Farz onun borcudur. Bu ne oldu burada? Sahabeden olduğu halde cehenneme gidiyordu ya. Onun için öyle. Yani İslamiyet'i sadece kılık kıyafetten, şekilden, şekilcilikten ibaret değil de ahlak. Anne baban senden razı mı? Çocuklarına nasıl davranıyorsun? Torununa nasılsın? Komşuna nasılsın?
Efendim iş ortağın varsa onunla nasıl geçiniyorsun? Ne bileyim bu kadar halkla hepimiz sosyal insanlarız yani. İnsanlarla muhatabız yani. Bunlarla, bunlar bizden razı mıdır, değil midir, iyi biliriz mi diyecek, kötü biliriz mi diyecek. Ey muhacirler ve ensar! Men faddale zevcete ala ummi. Kim hanımını annesinden üstün tutarsa, yani bunun açıklaması şudur. Kim hanımını hoşnut dediğim derken annesini kızdırırsa, bunun esas açıklığı budur yani. Kızdırırsa fe aleyh lanetullahi vel melaketi ven nas ecmaîn. Allah'ın laneti, bütün meleklerin laneti, bütün insanların laneti o kişinin üzerine olsun. Hadi bakalım. İstersen tarikat ehli ol, istersen dört mezhep müftüsü ol. Ne yapayım şimdi? Bütün lanet üzerine göre de hanımını annesinden üstün tuttu. Annesini kızdırdığı için. La yekbelullahu minu sarfen ve la adla. Allah onun farzını da kabul etmeyecek, nafilesini de kabul etmeyecek. Kim kabul edecek o zaman? Allah kabul etmesin. Müslüman olmamızın ne anlamı kaldı? İlla en yetube ilallah azze ve celle. Ancak tevbe kapısı açıktır. Allah'a tevbe edecek. Ve yuhsin eyliğe gidecek. Annesine iyi davranacak. Ve bu berda onun hoşnutluğunu arayacak. Ben senden razıyım evladım dediğine kadar peşini bırakmayacak. Feriballahi azze ve celle. Firdaha ve sehatullahi celle celal fi sehatıha. Bu tabi baba da buraya kıyas edilir. Çünkü diğer hadis-i şeriflerde rıza Allah fi rıza'l valideyn ve sehatullah fi sehatil valideyn. Allah'ın rızası ana babanın rızasında, Allah'ın gazabı ana babanın gazabı. Bu sahih hadiste zaten geçiyor. Burada özel olarak anne meselesi olduğundan bu konu bundan bağlanıyor. Allah'ın bir kulundan hoşnut olması, annesinin ondan razı olmasına bağlanmıştır. Allah Celle Celaluhu bir kuluna gazap etmesi, kızması, lanet etmesi, annesinin ona kızmasına bağlanmıştır. Allah.